Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm muhterem Müslümanlar. Bugünkü Cuma sohbetimizde İslam'ın 5 şartından biri olan zekattan bahsedeceğiz. Muhterem Müslümanlar, zekat İslam'ın 5 şartından biridir. Nisaba malik olan her Müslüman için farz-ı ayındır. Ve zekat fakirlerin zenginler üzerinde bulunan şer'i bir hakkıdır. Ve zekat malın arınmasıdır. Nitekim Allah Teala onların mallarında sailin ve iffetinden dolayı dilencilik etmeyen yoksulun da bir hakkı vardır buyurulmaktadır. Diğer bir ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Habibim, servet sahiplerinin mallarından zekat al. Zekat onların mallarını temizler, vicdanlarını arıtır. Tevbe 103. Zekatı verilmeyen bir mal şeriat nazarında kirlidir. Zekat Allah Teala'nın verdiği mal nimetine karşı mali bir şükürdür. Zekat lügatta nema, temizlik ve ziyade manasınadır. Zekat veren kişinin malının bereketleneceğine işaret vardır. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Re'sül maldan zekatın verilmesi serveti azaltmaz, bilakis bereketini ziyadeleştirir. Diğer bir hadis-i şerifte zekatınızı vermekle malınızı muhafaza, fukaraya tasadduk ile hastalarınızı tedavi, dua ve tazarru ile bela ve musibetleri geri çeviriniz buyurulmaktadır. Değerli Müslümanlar, Sebe suresi 39. ayet-i kerimede de şöyle buyruluyor. De ki, Rabbim kullarımdan dilediğine bol rızık verir ve dilediğinden de kısar. Siz Allah için ne infak ederseniz Allah onun yerine daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Muhterem Müslümanlar, zekat Kur'an-ı Kerim'in 82 yerinde namazla beraber zikredilmektedir. Kur'an'da bir şeyin tekrar edilmesi demek o şeyin indi ilahideki yerini göstermektedir. Yani o bir emirse o emri yerine getirmek için azami derecede gayret edecek her Müslüman, eğer o bir nehi ise ondan da iştinab etmek için, sakınmak için her türlü imkanı kullanacak ve asla Allah'ın men ettiği, yasak ettiği bir fiili yapmayacaktır. Muhterem Müslümanlar, o ayeti kerimelerden bir kısmı şöyledir. Bismillah. Ve aqimus salate ve atuz zeka ve rika'u ma'arrakin. Ey müminler, namazınızı kılınız, zekatınızı veriniz, rükû edenlerle beraber rükû ediniz. Bakara suresi ayet 43. Diğer bir ayet-i kerime, Bismillah. Ve aqimus salah ve atuz zeka ve ma tuqaddimu li enfusikum min hayrin teciduhu indallah. İnallaha bima ta'melun basir. Namazınızı kılınız, zekatınızı veriniz. Sizden önce hayırdan ne takdim etmişsiniz, ne göndermişsiniz ise dünyadayken teciduhu indallah, o göndermiş olduğunuz hayırlı şeyleri muhakkak Allah'ın indinde bulacaksınız. İnnallaha bima ta'melune basir. Allah muhakkak işlediklerinizi, yaptığınız amelleri bilmektedir. Onu görmektedir. Ondan haberdardır. Hiçbir şey Allah'tan Celle Celaluhu'dan gizli değildir. Değerli Müslümanlar, sadaka 70 çeşit belayı giderir denilmektedir. Es-sadakatu temne'u seb'ine nev'an min enva'il bela ehvenuha el-cüzzam vel-baras. Allah rızası için, o emrettiği için, kendisinde bir Müslüman olarak bunun bir vazifesi olduğu için ihlasla sadaka veren bir müminden Allah Celle Celaluhu 70 çeşit belayı, musibeti def ediyor o sadaka sebebiyle. Bunun en ehveni, yani bu belaların en ehveni cüzzam hastalığı ve alaca hastalığıdır. Yani derilerde bazen böyle alacalık olur. O hastalıktır bunların en küçükleri buyuruluyor. Değerli Müslümanlar, zekat diğer ibadetler gibi birçok hikmetler içermektedir. Elbette ki en doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir. Fakat o hikmetlerden bir kısmını şöyle sıralayabiliriz. Allah sevgisini mal, can ve bütün sevgilerden üstün tutarak malı Allah'ın istediği şekilde sarf etme hikmeti vardır. Yani insanlar, hani halk arasında denilir ya mal canın yongasıdır diye, mal sevgisi vardır insanlarda. Maalesef dünya sevgisi vardır. Kendi nefsini, kalbini bu sevgiden arındırmış insanlar her zaman azın azı olmuştur. İşte zekat vermekle, sadaka vermekle müminler kendileri yanında çok sevgili olan, çok sevdikleri mallarından, mülklerinden sadaka vererek, zekat vererek mal sevgisini törpülemekte, azaltmakta ve böylece Allah sevgisini ne yapmaktadır? Yüceltmektedir. Böyle bir hikmet var. Onun için Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Mübin'de innallâhe işterâ minel mü'minîne enfusehum ve emvâlehum bi'enne lehumül cenneh buyuruyor. Yani Allah Celle Celaluhu müminlerden canlarına ve mallarına karşılık olarak cenneti vermiş. Veya cennete karşılık Allah Celle insanlardan, müminlerden canlarını, mallarını satın almıştır. Şimdi düşünelim bir kere. Cennet var. Şu dünyanın geçici hayatında geçici olan mallarımız, canlarımız, evlatlarımız ve diğer imkanlarımızı verdiğimiz an onun karşılığında ebedi bir ticaret yapmış oluyoruz. İşte zekat da onlardan birisidir. İnsan Allah yolunda malını harcarsa bu zekat olur, sadaka olur. Zaten zekat her mümine eğer nisaba ulaşmışsa mutlak surette vermesi farz-ı ayındır. Vermemiş ise o insan Allah nazarında büyük bir günaha girmiş ve muhakkak cezasını da ahirette görecektir. Faniyi verip ebediyi satın almak aklı selim sahiplerinin işidir. Ebedi olanı verip faniyi almak ise bir ahmaklık, bir bönlük alametidir değerli Müslümanlar. İnsan gördüklerine kalben daha itminana ererler. İşte gördüğü bir şeyi ha bu böyleymiş derler. Fakat hakiki müminler, imanını kemale erdiren müminler gördüklerinden Allah Celle Celaluhu'nun ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiklerini daha öne geçirirler. Çünkü gözde yanılma olabilir. Gözde renk körlüğü olabilir, benzeri hastalıklar olabilir de bir hadiseyi veya bir eşyanın, bir varlığın hakikatını tam olarak tespit edemezler ve orada birçok noksan bilgiler olabilir. Ama Allah Celle Celaluhu bizi yoktan var eden Rabbimiz bize bir haber verdi mi? Peygamberleri vasıtasıyla bir vahiy gönderdi mi? Artık onda tam inanmış bir mümin için hiçbir şüphe olamaz. ve dosdoğru bir bilgidir. Öyleyse mümin Kur'an'i hakikatları, nebevi hakikatları gördüklerinden, kendi bilgilerinden her zaman öne geçirir. Kendi aklıyla, kendi ilmiyle vahyi zahiren çatışıyorsa vahyi tercih eder. Vahiy hakikatları dururken aklını tercih eden, yalan yanlış elde ettiği bilgileri tercih eden mutlak ziyan eder, hüsrana uğrar, dünyada da ukbada da akıbeti harap olur. Maalesef zamanımızda bir kısım kıt akıllı insanlar çalıntı bilgileriyle ilimle vahiyi çatıştırmaya ve dolayısıyla ilmi tercih etmeye çaba gösteriyor ve bunu bir çağdaşlık zannediyor. Bu bir çağdaşlık değil, bu bir kıt akıllılıktır, bu bir bönlüktür. Bu bir iman zafiyetidir veya imana, İslam'a karşı bir duruştur. Değerli Müslümanlar, malda fedakarlığın dereceleri vardır. Bu derecelerden birisi malın tamamını Allah yolunda vermektir. Bu azın azı bir fedakarlıktır. Bunu ancak sıddıklar yapabilirler. Sadıklar yapabilirler ve gerçekten ahiret ticaretinin dünya ticaretinden çok üstün olduğuna yakin olarak iman edenler yapabilir. Nitekim Sıddık-ı Ekber Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Tebük seferine çıkılırken malının tamamını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koydu ve bunu ya Resulallah istediğin şekilde harca buyurdu. Zaten o ta başından beri ilk Müslümandır biliyorsunuz. Servetini, bütün mal varlığını Allah yolunda harcamış ve elinde kalanları da Tebük Savaşı'nda tamamen getirip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a takdim etmişti. Bu ne imandır değerli Müslümanlar. Şimdi böyle birisi zamanımızda Hazreti Ebu Bekircesine bir fedakarlık yapsa en yakınları olmak üzere ona delisin derler. Zaten öyledir. Eğer ashabın fedakarlıklarını, Allah yolundaki fedakarlıklarını, mal, can, evlat, bütün varlıklarını Allah Resulü önünde feda edişlerini şöyle bir düşünsek, teemmül edip tefekkür etsek, onların o üstün anlayış ve fedakarlıklarını biz şu kıt aklımızla kavrayamaz, anlayamazız. Ama iman sahipleri, gerçek müminler bunu anlamakta asla zorlanmazlar. Çünkü bilirler ki dünya değersizdir. Allah indinde bir sineğin kanadı kadar bile kıymeti yoktur. Değerli Müslümanlar, zekatın mal fedakarlığının ikinci merhalesi de zekatın dışında malın fazlasını Allah yolunda harcamaktır. Yani sadece zekat vermek değil, hem zekatını veriyorsunuz hem de senin ihtiyacın olan şeylerin dışında ne varsa malından onu Allah yolunda kademe kademe ve en lüzumlu yerlerde en itinalı bir şekilde en iyi değerlendirerek harcamaktır. Evet. Malın fazlasını, ihtiyaç fazlasını böyle harcamak ki Hazreti Osman, Hazreti Abdurrahman bin Avf gibi sahabenin büyükleri ve aşere-i mübeşşereden olan, yani dünyadayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından cennetlikle müjdelenen sahabeler böyleydiler. Keza Hazreti Ömer radıyallahu anh de. Nitekim Tebük seferinde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın bu fedakarlığını gören diğer sahabiler de hayırda yarıştılar. Hazreti Osman bunların başında gelir. Çok büyük yardımlar yaptı. 1000 atı ve deveyi koşumlarıyla beraber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a takdim etti. Ayrıca binlerce altın yardımı yaptı. Hazreti Ömer radıyallahu anh malının yarısını getirdi. Ve hatta hiçbir şeyi olmayan fakir bir mümin gitti bir hurma bahçesinde sabaha kadar kuyudan su çekerek hurma bahçesini suladı ve bundan elde ettiği 2 dirhemin 1 dirhemi çocuklarının ihtiyacı için ayırdı, 1 dirhemini de getirip sefer için hazırlık yapan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme takdim buyurdu. İşte müminlerin yarışı hayırda olur, şerde değil. Yardımlaşması da hayırda olur, şerde değil. Zamanımız insanları maalesef değerli Müslümanlar çok kabalaştık. Çünkü imanın tadını almayan Allah Celle Celaluhu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbeti kalbinde yer etmeyen insanlar yağmur yağmayan çorak araziler gibi verimsiz hale gelirler. Kabalaşırlar. Yobazlaşırlar. Ve muhatabının hak ve hukukuna riayet etmez bir zorba haline gelirler. Onun için İslam'dan uzaklaştıkça bir insan, bir toplum muhakkak kabalaşır, muhakkak zorbalaşır ve muhakkak zalim olur. 3. derecesi, mal fedakarlığının 3. derecesi de farz ve vacibin edası ile yetinmektir. Nedir farz? İşte zekat nisabına malik olanların zekat vermesi, sadakayı fıtır vermesi ve bakmakla yükümlü olduğu insanların ihtiyacını giderecek harcamalar yapmasıdır ki bu da mal ile fedakarlığın en son noktasıdır. Değerli Müslümanlar, bir insan mal ile fedakarlık yapamıyorsa Allah yolunda can ile fedakarlık yapması düşünülemez bile. Çünkü can maldan çok daha ileride bir kıymettir insan için. Öyleyse insanların Allah yolunda cihad ederek canını feda edebileceğini mallarındaki fedakarlıklara bakarak öğrenebiliriz, tespit edebiliriz. Değerli Müslümanlar, zekatın hikmetlerinden demek birincisi, malımızı Allah yolunda vererek mal sevgisini azaltıp Allah Celle Celaluhu sevgisini kalbimizde yer etmeye çalışmaktır. 2. hikmeti cimrilik sıfatından temizlenmektir. Çünkü insan Kur'an-ı Kerim'de de yer yer ifade buyurulduğu gibi mayasında cimrilik vardır. Mala, makama, mevkiye, şöhrete karşı bir hırs vardır. İşte insanın mayasında olan bu cimrilik zekat vermekle, sadaka vermekle zayıflatılır ve zaman içerisinde de tamamen kaldırılıp mümin kendisinde olması gereken vasfa bürünür. Yani cömert olur. Evet, mümin cömert insandır. Cimri insanda hayır yoktur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Tegabün suresi ayet 16'da şöyle buyuruluyor. Bismillah. Fettegullah mesteta'tum vesma'u ve ati'u ve enfiku hayran li enfusikum ve men yuqa şuha nefsihi fe ulaike humul muflihun. Fettegullah, Allah'tan korkunuz. mesteta'tüm, gücünüzün yettiği kadar. Vesma'u, Allah'ın Celle Celaluhu'nun kelamını dinleyiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinleyiniz. İtaat ediniz ve ati'u ve enfiku, infak ediniz. Hayran li enfusikum ve men yuqa şuhha nefsihi. Kendi nefsiniz için hayır olacak. Kendi nefsiniz için ahiret kazancı olacak şekilde infak ediniz. Ve men yuqa şuhha nefsihi, kim ki nefsinin cimriliğinden korunursa, nefsinin cimriliğinden kendisini muhafaza ederse, feülaike humul müflihun, işte onlar felaha ermişlerdir. Değerli Müslümanlar, Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimede insanların, inananların kurtulmasını bakınız hangi şartlara bağlamış. Birincisi, her mümin gücünün yettiği kadar Allah'tan korkacak, dinleyecek, itaat edecek, kendisi için hayırlı olan infakta bulunacak, nefsinin cimriliğinden kendi nefsini koruyacak. Bu şartları yerine getiren bir mümin dünyada da ukbada da felaha ermiş ve kurtulmuştur. Bu ne güzel müjdedir değerli mümin. Zaman zaman ifade ettiğimiz gibi mümin nasihatları, öğütleri, hayır nasihatları elbette, hayır öğütleri dinleyen, itaat eden ve mucibince amel eden insandır. İtaat, müminin en belirgin vasfıdır ve bir salih mümin için itaat olmazsa olmayan bir şarttır. İtaat Müslümanın kimliğidir. Ama neye, ne şekilde, nasıl itaat edilecek? Bu hususta Kur'an-ı Mübin'de ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde açık seçik ifadeler bulmaktayız. Yani marufla emrolunulduğu zaman itaat etmek, kötülüklerle emrolunulduğu zaman bir mümin asla ve asla bunu emreden kim olursa olsun, ne yetkiye sahip bulunursa bulunsun, asla ve asla böylesi bir emre, böylesi bir arzu ve isteğe ne yapmaz? Tabi olmaz, itaat etmez. Farzumhal bir insan bir diğerine gücü de yettiği halde oruç tutma dese, hani Ramazan içindeyiz, mübarek Ramazandayız, veya zekat verme dese, namaz kılma dese veya başka şeyler, diyelim ki Allah Celle Celaluhu'nun men ettiği içki iç, kumar oyna, zina et gibi aşağılık fiilleri yap dese, bir mümin canı pahasına da olsa bu emri veren kim olursa olsun, yaptırma gücü bulunsun, asla ve asla itaat edemez. Demek ki mümin ancak marufla emrolunduğu zaman itaat eder. İşte böyle bir emirde mümin itaat etme mükellefiyeti içindedir ve mutlaka itaat etmesi gerekir. Bu emri de veren kim olursa olsun, İsterseniz düşmanı olsun, namaz kıl diyorsa, oruç tut diyorsa, yani hayır nasihatta bulunuyor, hayır şeyleri emrediyorsa, o kişi düşmanı da olsa muhakkak ona itaat edecektir. Çünkü bu itaatte aslında o emri veren şöyle yap, böyle yapma diyene değil itaat, Allah'a itaattır aslında. Çünkü o emri veren, namaz kıl diyen Allah'tır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. İçki içme, zina etme, müminler oruçlu iken açıktan insanların önünde hayasızca orucunu bozup orucunu yeme diyen Allah Celle Celaluhu'dur. Yoksa o diğer nasihat eden insanlar sadece Allah'ın emirlerini bildiren bir aracıdır. Demek ki değerli müminler, o zekatın bir diğer hikmeti de insanı cimrilik sıfatından temizlemesidir. Üçüncü hikmeti Allah Celle Celaluhu'nun verdiği bunca nimete şükürdür. Zekat mal nimetinin şükrüdür. Nitekim hac da hem beden nimetinin hem mal nimetinin şükrüdür. Oruç da beden nimetinin şükrüdür. Namaz beden nimetinin şükrüdür. Çünkü insan oruç ve namazı vücudu sıhhatli olmazsa kılamaz. Diyelim ki yerinden kalkamıyor. Eski tabirle yatalak olmuş, yani felç olmuş. Veyahut da malı yok, hac edemez, farz değil. Veya malı yok, zekat veremez, farz değil. Demek ki mümin hem bedeninin hem malının şükrünü eda etmekle mükelleftir ki zekatta mal şükrünü, zekatta vermekle mal şükrünü eda etmiş olur her zengin Müslüman. Çünkü değerli müminler, Allah Celle Celaluhu insanlara mal verirken onların aklına, ilmine göre vermiyor. Bakıyorsunuz ki bir insan çok akıllıdır, çok da ilmi vardır, fakat kifayet miktarı bir imkana sahiptir. Öbürüne bakıyorsunuz, yani öyle ne ilmi var, hatta ticaretle ilgili konularda bile yeterli bilgiye, ilme sahip değil, ama gayret ediyor, çalışıyor, Allah Celle Celaluhu da onu zengin ediyor. Demek ki malı Allah Celle Celaluhu insana aklına göre, ilmine göre vermiyor. Öyleyse bu malı elde eden, bu zenginliğe kavuşan, Allah'ın bu lütfüne mazhar olan insan oturup düşünecek, tefekkür edecek. Yahu benim ayrıcalığım ne ki? Ben aklımdan dolayı mı bu malı kazandım? Öyle diyen değerli müminler ziyan ederler. Yani ben aklımla, zekamla, ticareti çok iyi bildiğimden dolayı kazandım, bu malı elde ettim diyorsa o büyük ziyandadır. Çünkü Yahudiler böyle diyorlardı. Karun böyle diyordu. Bu malı ben aklımla kazandım diyordu. Yani Allah'ın verdiğini, Allah'ın lütfettiğini bir türlü içine sindiremiyordu. Onun için mümin bu zenginlikleri Allah Celle Celaluhu'nun bir lütfu kabul edecek ki o öyledir, lütfudur ve malının zekatını vererek onu arındıracak. Onu arındıracak. Kalbi nasıl arındırırız? Kalbi imanla arındırırız. Halis niyetle arındırırız. Kötü niyetleri, kötü düşünceleri kalbimizden atmakla kalbimizi arındırırız. Gözümüzü nasıl arındırırız? Gözümüzü harama, Allah Celle Celaluhu'nun yasak ettiği şeylere bakmamakla arındırırız. Kulağımızı nasıl arındırırız? Kötü şeyleri, dedikodu, gıybet, Allah'ın yasak kıldığı şeyleri dinlememek, küfür sözleri dinlememekle kulağımızı arındırırız. Dilimizi nasıl arındırırız? Dilimizi de değerli müminler, kötü, fahşa sözler, küfüre götüren sözler, inkara götüren sözler söylememekle dilimizi arındırırız. Peki malımızı nasıl arındırırız? İşte malımızı da onların 1/40'ını, yani elde mevcut olan malımızın 1/40'ını fakir ve fukaraya, yani zekat vermemiz gereken insanlara zekat vererek arındırırız. Nasıl göz harama bakmakla kirlenirse, kulak kötü sözler, küfür sözler işiterek kirlenirse, lisan nasıl küfür sözlerle, fahşa sözlerle kirlenirse, mal da zekatı verilmediği zaman kirlenmiş olur. Zekatı verilmeyen mal biliniyorsa salihler bunu yemezlerdi. Çünkü burada fakir, fukara, yoksul, muhtaç insanların hakkı var der. Zekatı verilmemiş maldan herhangi bir şey kendilerine verilir veya sofraya konulursa, bunu kesin olarak biliyorlarsa ondan asla yemezlerdi. Çünkü her lokmada fakirin hakkı var derlerdi. Değerli Müslümanlar, bu hususa çok dikkat etmemiz lazım. Allah'ın verdiği bu nimeti mutlak surette temizlememiz, yani zekatı vermemiz gerekir. Zekatın diğer bir hikmeti de fakir ile zengin arasında muhabbete vesile olmasıdır. Böylece birçok sapık düşünceli insanlar fakirleri zenginler aleyhine kışkırtan veya zenginleri fakirler insan değildir, onlarla ne oturup kalkarsınız, onlara niçin yardım edersiniz, onlar değersizdir gibi bir kısım burjuvavi telkinlerle zenginleri fakirlere, fakirleri zenginlere düşman eden sapık düşüncelere, fikirlere karşı da bir korumadır. Böylece zekat vermekle, sadaka vermekle, fakir ve fukaraya yardım etmekle fakirlerle zenginler arasında bir muhabbet meydana geliyor. Zenginlerden coşup taşıp gelen yardım, Allah rızası için yapılan yardımla fakirlerden gelen kanaat, düşmanların sözüne uymamak, şeytanın nefsin sözüne uymamak, yani zenginin malına göz dikmemek ve böylece kanaat sahibi olmak suretiyle gelen o coşup taşan kanaat bir noktada cuşu huruca gelip birleşiyor ve orada bir yeni okyanus meydana geliyor. Uhuvvet okyanusu, din kardeşliği okyanusu meydana geliyor ve artık orada bereket üzerine bereket yaşanıyor. Bugün niçin Müslümanlar birbirine böyle soğuk, niye Müslümanlar birbirine böyle düşman hale getirilmiş? İşte İslam'ın emirlerindeki hikmetler kavranmadığı, anlaşılmadığı ve dolayısıyla o emirler yerine getirilmediği için böyle olmaktadır değerli müminler. Diğer bir hikmeti zekatın da içtimai ve iktisadi dengeyi sağlamasıdır. Çünkü zekat yastık altında veya kasada, kesede atıl olarak bulundurulan malın ticarete yönlenmesine vesile olmaktadır. Çünkü bir insan re'sül mal dediğimiz, yani asıl malını eğer ticarette kullanmazsa, onu değerlendirmezse bir gün bu para kaybolacak, yani eriyip gidecek. Zekat verir durumdayken insan fakir duruma, belki de zekat almaya muhtaç duruma düşecek. İşte bunun için bir para akımı oluyor. Ne yapılıyor? Zenginler zekatlarını fakirlerine veriyorlar. Fakirler bu parayı ihtiyaçlarına harcıyorlar. Ekonomik bir canlılık meydana geliyor. Halbuki zengin bu parayı elinde tutsa sürekli olarak veyahut da ticaret etmese de yastık altında bulundursa, bu paralar atıl kalmış olur ve böylece iktisadi hayata istenilen bir şekilde katkısı olmaz. Çünkü fakirlere, zenginler tarafından fakirlere, muhtaçlara verilen o yardımlar doğrudan doğruya piyasaya giriyor. Doğrudan doğruya ticari alana aktarılıyor ve böylece yastık altında, kasada, kesede birikmiş paralar ekonomiye kazandırılmış ve bir canlılık sağlanmış oluyor. Ve aynı zamanda da zenginler, fakirler arasındaki bu sosyal barış insanlara yeni bir anlayış, yeni bir duyuş, yeni bir hareketlilik getiriyor, kardeşlik getiriyor, barış getiriyor. Değerli Müslümanlar, eğer yeryüzündeki zengin Müslümanlar zekatlarını tam olarak vermiş olsalar, kendi ülkelerindeki zenginler, ülkelerindeki fakir insanlara kuruşu kuruşuna mallarının zekatını hesap ederek verseler, muhtaç hiç kimse kalmaz. Yani bir tarafta trilyonlarla oynayan insanlar, lüks ve israf içinde yaşayan insanlar, diğer tarafta da nana muhtaç, ilaç bulamaz, yiyecek bulamaz, perişan vaziyette insanlar olmazdı. Bir orta direk denilen ve toplumun bel kemiği mesabesinde olan orta sınıf her zaman ağırlık basardı. Ne aşırı zenginler Karun gibi, ne de nana muhtaç fakirler. İki uçta bir toplum oluşmazdı. Bugün dünyada maalesef bu durum gitgide de hızlanarak devam etmektedir. Bir kısım insanlar açlığın pençesinde kıvranırken, bir kısım insanlar çatlarcasına tıka basa yemekte ve günlük masrafları milyarlar olmaktadır. İşte İslam böyle bir düzensizliğe, böyle bir gayri adil taksimata razı olamaz, razı olmadı. Onun için müminleri mallarının 40'te 1'inin zekatını vermekle ve mallarının fazlasından sadaka vermekle mükellef kıldı. Değerli Müslümanlar, zekat farizası çok mühim bir farizadır. Onun için Hz. Ebubekir radıyallahu anh halife seçildiği zaman bir kısım insanlar biz namazımızı kılarız fakat zekat vermeyiz diye irtidata yöneldiler. Yani yeni Müslüman olmuş, daha İslam kalbine girmemiş, badiyede yani kırsal alanlarda yaşayan veya yeni ülkeler fethedilmiş, oralarda insanlar sadece la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş fakat yeteri kadar İslami bilgilere sahip olmamış insanlar dediler ki biz namazımızı kılarız ama zekatımızı vermeyiz. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir radıyallahu an vallahi namaz ile zekatı birbirinden ayıran kimse ile hiç bakmam, savaşırım. Çünkü namaz bedeni bir vazife olduğu gibi zekat da mali bir haktır. Allah'a yemin ederim ki bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vermekte oldukları deve yularını bile benden esirgeselerdi, bu yüzden onlara harp açardım buyuruyor. Evet, harp açardım buyuruyor. Değerli müminler, şu ifadeler her zengin müminin kalbinde fırtınalar estirmeli ve yarın ne olacağı belli olmayan, kendi öldükten sonra ne olacağı bilinmeyen bu malları için ahiretini harap etmemelidir. Mirasçılara bırakacağımız bu malların şayet Allah Celle Celaluhu'nun emrettiği şekilde kazanılmamışsa vebalini yüklenecek, günahını yüklenecek, ahirete intikal edeceğiz. Geride kalan mirasçılarımız da bunları afiyetle yiyecekler. Gerçi böylesi mallar onlara da yaramayacaktır. Yaramaz da. Fakat helalinden kazanmışsak malı, zaten bir insan zekatını gönül hoşluğu ile, severek, isteyerek, coşku ile veriyorsa bilsin ki o insanın malındaki kazanç, elde ettiği zenginlik helal yollardan gelmiştir. Allah'ın men ettiği yollardan kazanılmamıştır. Tekrar ifade ediyorum, eğer bir zengin zekatını şevkle, aşkla verebiliyorsa, sadakasını şevkle, aşkla verebiliyorsa, fakir ve yoksullara zekatının da dışında yardım ediyor ve bundan kalbi bir huzur duyuyorsa ve yapmış olduğu bu yardımlardan dolayı hiç kimseyi minnet altında bırakmıyor, başa kakıcılık yapmıyorsa, bilsin ki, gönlü rahat olsun ki böyle bir mümin helalından kazanmıştır. Allah'ın emrettiği surette ticaret yapmıştır. Ama bir insan, kalbimizi hep yoklayalım, zekat vermekte zorlanıyorsak, sadaka vermekte zorlanıyorsak, hayır kurumlarına yardım etmekte zorlanıyorsak, fakir ve fukaraya tasadduk etmekte zorlanıyorsak, bilelim ki kazancımızda hile var. Kazancımızda gayri meşru gelirler var. Dolayısıyla o bizim kanımızı bozmuştur, ihlasımızı bozmuştur, bizi cimriliğe sevk etmiştir. Rabbim cümlemizi cimrilikten ve zekatını vermeme gibi bir abes davranıştan korusun. Bakınız, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyorlar? Dikkatle dinleyelim. Mani'uz zeka yevmel kıyame finnar. Evet, zekat vermeyenler, fakir ve fukaranın hakkını gasp edenler yarın kıyamet gününde cehennemdedirler, ateştedirler buyuruyor. Çünkü değerli müminler, İslam hukukuna, fıkhına göre bir insan ölmek üzere olsa, neden? Açlıktan. Yiyecek hiçbir şeyi yok, kalmamış, günlerce de aç ve ölmek üzere. İslam fıkhı böyle birisine sadece açlığını giderecek, ölümden kurtarılacak kadar hırsızlık yapmayı mübah kılmış. Yani ölümden kurtarılacak kadar, nefsini ölümden kurtaracak kadar hırsızlık yapabilir. Fazlasını yapamaz. Bakınız niye? İhtiyaç. Ölmek üzere insan açlıktan. Ama zengine ne demeli? Zengin aç, bir ilaç, yoksul, fakirin malını çalıyor. Evet, zekatını vermeyen bir Müslüman fakirin malını çalıyor demektir. Hem de ihtiyacı olan birisinin malını çalıyor. Bu hırsızlık öbür hırsızlıktan daha korkunç bir hırsızlıktır. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zekatını vermeyenler kıyamet gününde ateştedirler buyuruyor. Ayet-i kerimede de şöyle buyuruluyor. Bismillah. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبَخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهِ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخْلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Allah'ın kendi fazlından kendilerine verdiklerinde bahillik yapan, cimrilik yapanlar zannetmesinler ki bu yaptıkları cimrilik kendileri için hayırlıdır. Bel huve şerrul lehum. Bilakis onlar için bu şerdir. Ve bu cimrilik yaptıkları mal, altınsa altın, gümüşse gümüş, malsa mal, boyunlarına dolanacak. Yani buhalanacaklar. Ne zaman? Kıyamet gününde. Semavat ve arzın mirası Allah içindir. Allah Celle Celaluhu yaptıklarınızdan haberdardır. Bima ta'melune habir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır buyuruyor. Değerli müminler, şimdi şu ayeti kerimenin mealini ciddi bir şekilde teemmül edip tefekkür edelim. Malı veren Allah, mülkün sahibi Allah ve size kendi mülkünden lütuflarda bulunmuş. Ve sizin bu mallarınızın içine de fakirlerin nasiplerini koymuş. Buyurmuş ki sizin malınızın 1/40'inde fakirlerin hakkı var. Muhtaçların hakkı var. Demiş, size emanet etmiş. Sizi bir nevi vekil harç yapmış. Siz de Allah Celle Celaluhu'nun size emanet olarak, fakirlerin bir hakkı olarak verdiği malı gasp etmişsiniz. Gasp etmişsiniz. Yani zekatı vermemişsiniz. İşte yarın kıyamet gününde bu mallar boyunlarına o kişilerin geçirilecek, halka yapılacak ve böylece onlar azap olunacaktır. İnanan bir mümin için, ölüm sonrası hayata inanan bir mümin için bu ne dehşetli bir ikazdır değerli müminler. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri zekatını veren, sadakasını veren, fakir muhtaçlara, hayır kurumlarına, Allah yolunda cihad edenlere yardım elini uzatan, cimrilikten korunup gerçek manada cömert olan müminler zümresine ilhak eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu ümmeti Muhammed'i şu bulunduğu durumdan kurtarıp yeniden İslam'ın izzetiyle şereflendirsin. Cumanız mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.